biz bildiriyi imzalarken bu suça ortak olmuyoruz demiştik ve orada kastettiğimiz şey devlet eliyle yürütülen insan hakları ihlalleriydi. Bu suça ortak olmama tavrı, ki zaten bir entelektüelin mutlak surette sahip olması gereken bir tavırdır. Bu suça ortak olmama tavrı başka suçlar için de geçerli. Yani o bildiri üzerinden şimdi Türkiye'deki akademik ortamın, üniversitelerin ne kadar çürümüş ve kofyarlar haline geldiğiyle de yüzleştik. Bu suça da ben sırtımı dönemem. Yani bir kere zaten kendi mesleki yeniden üretim koşulları üzerine düşünmeyen, bunlarla yüzleşmeyen, oradaki çarpıklığın üzerine gitmeyen herhangi bir insanın başka herhangi bir konuda gerçeği arama faaliyetinde ben verimli olabileceğine inanmam. Yani akademisyen önce kendi koordinatlarıyla ve kendi üretim ilişkileri içerisindeki pozisyonuyla yüzleşmek ve oradaki sakatlığın üzerine gitmek durumundadır. Aksi takdirde zaten o bilgi üretimini yapacağım sağlıklı koşulu yaratamam ki. Ben önce kendi içinde bulunduğum pisliği temizlemek zorundayım. Oralardan çünkü yani şu an mevcut vakıf üniversitelerinden veyahut da Türkiye'de genel olarak üniversitelerden neden beklediğimiz randımanı alamıyoruz pek çok konuda? Yani bu sorunun cevabı burada gizli çünkü üretim ilişkilerinde bir çarpıklık var. Tabii o gene genel toplumsal zincirin bir halkası oradan da başka konulara varıyoruz. Yani o ortak olmamamız gereken suçlar bir türlü bitmiyor. Yani biriyle yüzleşirken aslında diğerinin de onunla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ve yapmamız gereken şey akademisyenler olarak zaten bu bağlantıları kurmak. Yani o büyük resmi ortaya çıkartan bağlantıları kurmak ve bunu bu resmi çizmek bizim işimiz. Bunu benden başka kimse yapamaz. Bir taraftan da şöyle bir şey diyorsunuz galiba. Yani akademideki sorunları düzeltmekten çok akademiyi tekrar kurma gibi bir Çünkü durum. bazen artık çürüme öyle bir boyuta varır ki içeriden savaşacağız argümanı çok kofti gelir kulağa. Yani benim kulağıma en azından şu an şahsen böyle geliyor. Yani o içeriden savaşım tabii ki bugüne kadar son derece değerli şekilde mücadeleye katkıda bulunmuş akademisyenler var. Yani çok daha eskiden beri üniversitelerin içinde muhtelif hak ihlallerine, usulsüzlüklere veyahut da siyasi çelişkilere değinmiş, bunun için çabalamış insanlar var. Ama şu an artık görüyoruz ki bu çabaların gerçek anlamda örgütlenmesi ve daha büyük bir şeye evrilmesi gereken bir süreçteyiz. Yani artık parçalı mücadelelerle bu yapının içerisinde bir yere varamıyoruz. Çünkü bugün artık güvencesizleştirme bir yönetişim prensibi olarak karşımıza çıkıyor ve hepimiz kendi mecramızda gitgide yalnızlaştırılıyoruz. Bu yalnızlaştırmaya karşı zaten bir araya gelmemiz gerekiyor. Bir araya geldikten sonra da topyekün sorgulamamız gerekiyor bu yapıyı. Neden bu kadar yalnızlaştığımızı, neden bir takım mücadelelerin istediğimiz sonucu veremediğini, neden manevra alanımızın giderek daraltıldığını Topyekün bunları cevap verilmesi gerekiyor kesinlikle aslında. öyle.